Gebze Türkleri araştırma kültürünü anlatma ekibi olarak buradayız. Bugün tarihler 10-11 Kasım 2018. Hemen yanımdan itibaren söyleyeyim. Doktor İbrahim Kahraman Bey, Mehmet Özer Bey Efendi, Ahmet Altındaş ve Gebze Yürükler Derneği Başkanımız Cemil Karateke. Marmara Yürükler'de Oğuz Boyları Federasyonu Genel Başkanı. Konfederasyonu Genel Başkanı. Antalya Havalimanı'ndayız. Antalya'daki yürütücü noktasını araştırma yapacağız. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, şimdiki adıyla Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü, RODES projesi kapsamında Gebze Yürük Türkmen Derneği işbirliğiyle başlattığımız Yürük Kültürünü araştırma. Kaybolan değerimiz Yürük Kültürümüzü şu an araştırmak üzere Antalya'ya geldik. Ve Antalya'da araştırmalar yapacağız, toplantılar yapacağız. 2 gün buradayız proje kapsamında. Geldik. Kocaeli'den, Gebze'den önce Antalya'ya selamları getirdik, sevgiler getirdik. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın bir proje kapsamında bugün buradayız. Antalya'daki yörük kültürümüzü bir kardeşlik köprüsünün kurulması, oluşturulması için temelini atmak çalışmalarını hep beraber bugün buralarda istişare yapacağız, toplantılar yapacağız. Destek veren bütün abi ve arkadaşlarımıza, dernek başkanlarımıza, kültür müdürlüğümüze herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bugün bir kültürün peşindeyiz. Antalya'dayız ve Antalya deyince vakıf medeniyeti akla gelir. Çünkü vakıf şehridir Antalya. Ama bir kültür daha gelir ki yörükler ve yörüklerle ilgili araştırma yapmak üzere İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'nün proje kapsamında Gebze Yürük Türkmen Derneği'nin destekleriyle gerçekleşen proje kapsamında Antalya'dayız. Bu yörük geçişiyle aynı yerde otlayan, aynı merada yayılan hayvandır. Yörükler bunları vurmazlar. Dağ keçisi için av yapmazlar yörükler. Çünkü kendi ailelerinden birisidir. Yörüğün ailesi keçidir. Koyun ya da keçi derisidir. Bu özel hazırlanır. Çam kabuğundan tuz gibi çekilerek, taşta ufalanarak kına yapılır. O kına bu deriye sürülür, derinin tüyünü döker ve şap gibidir. Bekletilir, iki ayın sonunda bu manzara çıkar. İçerisine yoğurt dökerler, ayran yaparlar ve tereyağı yaparlar. Ben diğer hastalıklarımızın denetini de görüşürüz. Müzeler, kültürel değerlerimizin sergilendiği yer. Yörük kültürüyle ilgili araştırma yapıyoruz. Antalya'dayız ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yörük Müzesi'ndeyiz. Öncelikle ortalama bu 70-80 yıl öncesine dayanıyor bu gördüğünüz eserlerin çoğunluğu. Şimdi bazıları yerleşik düzene geçtikten sonra kullandıkları eşyalar. Bakın şu bölüm mesela konuk ve misafir ağırlama bölümleri diye geçiyor. Bu gördüğünüz deve sandığı diyor. Bunlar deve sandıkları. Bakın şu an devenin kenarlarında çuvallar var. Önceden bu sandıklar mevcuttu devenin kenarlarında. Ama belirli bir yüke kavuştukları için bunlar ağır gelip tekrar o şekilde çuvallara geçmişler. Bunlar da yerleşik düzende erzak sandığı olarak kullanmaya başlamışlar. Bakın bunlar geçmelidir. Dar klasik bildiğimiz çarıklar. Burada ispirto ocakları var. Bakın burada beşiklerimiz var bu şekilde. Teyit sandıkları var bu şekilde. Evet. Kaynana, kıza. Yörüklerde eskiden kız istemeye giderken kaynana kızı verme taraftarıysa öbür aile, kaynana kıza bu nakışlardan verir. Der ki bana bir namazlığa doku ya da bir heybe doku, gelip bir ay sonra bakacağım.
eğer namaz dahi ya da heybeyi kaynananın istediği gibi dokunmuşsa kız, o kadar fazla normal altının üzerinden daha fazla takı takarlar. Bu şekilde bunlar. Kocaeli Gebze'den gelen heyet ve ekip olarak şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Evren Seki'deki Yörük Müzesi'ndeyiz. Türklerin Orta Asya'dan göçler halinde Anadolu'ya, Avrupa'ya doğru geldikleri yer. Biz sanayi bölgesi Kocaeli'den geldik Antalya'ya. Yörüklüğün başkenti diyebiliriz Antalya'ya ve sanayi bölgesi. Gebze'de de Yörükler yaşıyor. Daha da yaz ve kış yaşayan Yörükler var. Gebze Yörük Türkmen Derneği Başkanımız, Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanımız, ayrıca bu işe gönül veren Doktor İbrahim Kahraman Bey burada. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün PRODES projesi kapsamındaki kültürel araştırma ve çalışma çerçevesinde Antalya'dayız. Geldiğimiz Antalya'daki Evren Seki Yörük Müzesi'ni görmek bizleri için mutluluk ve bir örnek yer içinde. İlgilileri tebrik, teşekkür etmek vesilesi olmuştur. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Mustafa Tokat, Gebze, Kocaeli Gebze'den gelen Yörük Türkmen Dayanışma Derneği'nden gelen misafirlerimize destek amaçlı buradayız. Antalya Serikliler Dernek Başkanı Adnan Tezger, misafirlerimiz Gebze'den, daha doğrusu soydaşlarımız geldi. Biz de ev sahibi olarak onlara Antalya'yı, özellikle Gebze'yi gezdireceğiz. Bu anlamda burada büyük şehrimizin müzesi olan Evren Seki'deki müzeyi gezdiriyoruz. Burada Yörük kültürü her aşamasında sergilenmiştir. Misafirlerimize ilk burayı gezdiriyoruz. Bundan sonra Serik ve Gebze'deki diğer bölgelere de götüreceğiz. Antalya Serikliler Dernek Başkan Yardımcısı Ayşegül Akman. Öncelikle Gebze'den gelen misafirlerimize, akrabalarımıza hoş geldiniz diyorum. Ben Serik Gebizliyim. Babamla dün beraber sohbet ettiğimizde Gebze'den akrabalarımızın geleceğini söylemiştim. Babam da bana şunları anlattı. Önce Gebze'ye geldik. Gebze'de uzun yıllar sonra bir olaydan sonra kalkıp Gebze'ye geldik. Gebze'nin ismini de Gebze'den geldiğini anlatmıştı bana. Ayrıca selamlarını da iletti. Kendilerine teşekkür ediyorum. İsmi ne babanızın? Mehmet Öztürk, 1933 doğumlu yazıyor ama daha önce de olabilir. Kayıtlar sonra da olmuş olabilir. Bir de Macar hikayesi var. Böyle. Evet, evet. Macaristan'dan geldiklerini, Gebze'ye yerleştiklerini, daha sonra Gebze'den Gebze'ye geldiklerini anlattı. Yörükler Derneğimizin davetlisi olarak burada bulunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel'in açmış olduğu müzeyi dolaştık. Mükemmel bir hizmet vermişler. Müzede çalışan arkadaşlarımız da ayrıca bakımına ihtimam göstermişler. Müze Yörükler Derneği olarak bugün Antalya'dayız. Antalya'da öz benliğimizi, öz kültürümüzü aramak, araştırmak, var olanların hakkında bilgi almak, bilgi edinmek, kendi bölgemize, Kocaeli'ye bunların daha ilerini ve daha nasıl da bilgilendirebiliriz, var edebiliriz. Onlar hakkında bugün Antalya'da bulunuyoruz. Antalya'da burada bir
bölgemizi geziyoruz. Bölgemizin içerisinde de kültürümüzün ayak izlerini, kültürümüzün ta kendisine baş başayız. Eskiden bizim bildiğimiz ama bugün kaybolma noktasına yüz tutmuş kültürlerimizin bulduğumuz için ne mutlu bugün bizleri. Burada ağırlayan dernek başkanlarımıza, kültür müdürlüğümüze, herkese teşekkür ediyorum. Bugün buradaki bizleri böyle bir kültürle buluşturan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Başkanımıza verilmek üzere de bir tane belgeyi kültürde çalışan buradaki arkadaşımıza takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İletmek üzere alıyorum. Buradaki yaptıkları, var olanları korudukları için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten duygulandık. Kültür böyle olmalı. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini de araştıran Devralem burada bu güzel müzeyi görünce hem başkana teşekkür etmek hem de biz daha önceki projemiz vardı. Sakarya Meydan Muharebesi. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum diye. Onun çıktıları kitabını Sayın Menderes Bey'e, Menderes Başkanımıza takdim etmek istiyorum. İletirseniz seviniriz efendim. Teşekkür ederim.